Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bir kitap önerileri videosuyla karşınızdayım. Yorumlarda veya özel mesajlarda çok soruluyor bana kitap önerisi. Kitap önerisi yapmak genel olarak bir tık mesafeli durabildiğim bir şey. Çünkü herkese her kitabı önermek bana çok yakın gelmiyor. Ben çok küçük bir yaşta okumaya başladım ve hep iştahımı ne kabarttıysa onu okuyarak gittim. Bu hep böyle oldu ve hayatımın dönemleri var. Bir dönem okuduğum her şey fantastik, işte bir dönem her şey roman, bir dönem hep psikoloji kitabı, bir dönem sadece sağlık, beslenme, nöroloji, nörobilim, psikoloji, psikiyatri falan. Böyle böyle gidiyor. O yüzden de her zaman söylüyorum, lütfen bu iştahı takip edin. Bu bir. Eş zamanlılıkları takip edin. Bu da iki. Bir kitabın, bir filmin adını aynı hafta birkaç yerden görüyorsanız, duyuyorsanız, birkaç arkadaşınız ısrarla bahsediyorsa veya bazen de bazı kitapları yazan kişilerin adını sağdan soldan duyarız. Onların bir şeylerini okumak belki iyi gelecek olabilir. Çünkü bizim yüksek benliğimiz, rehberlerimiz bizi her zaman o kaynaklara aslında fısıldayarak bir şekilde yönlendiriyor ve tam yolculuğumuzun o parçasında eksik olan şeyi bize verecek kaynakları biliyor. Buna cevap vererek İlerlemek bence en güzeli oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Mesela sizin C vitamininiz eksik ama eczaneye gidiyorsunuz ve eczacı diyor ki sana D vitamini iyi gelir. O zaman gidip D vitamini alıyorsun. C eksik kalıyor. D'yi de vücudun kabul etmiyor. İşte bazen kitapları elimize alırız. Akmaz. Kitap oku oku baştan. Aynı sayfaları dönersin ve hiç ilerlemez. Bazı kitabı da alırsın böyle sünger gibi kaç sayfa geçtiğini anlamazsın. İşte öyle olduğu zaman ben anlıyorum ki benim ruhum uyumlanıyor o kitabın içindeki bilgilerle. Şimdi böyle böyle ilerlediğim için bu videodaki kitapların içerisinde benim çok daha geride okuduğum kitaplar var. Hatta diyebiliriz ki bu manevi yolculuk ya da ruhsal uyanış diyebileceğim aşama başlamadan öncesindeki dönemlerde okuduğum kitaplardan da var. Biraz daha klasik adını duymuş olabileceğiniz kitaplar da var ama genel temamız aslında biraz daha roman veya anlatı içeren kitaplar. Bugün teknik kitaplar koymadım. Önceki kitap önerileri videolarımı da inceleyebilirsiniz. Sizin için kategorilere ayırmaya gayret ediyorum ki daha çok çekildiklerinize bakabilin diye. Bu romanlardan da bir seçki yapmak istedim çünkü hikayelerin içerisinden bize bir bilinç seviyesinin, bir bakış açısının, bir farkındalığın aktarılması da bazen çok daha güzel oluyor. Eğer çok niş bir bilgi aramıyorsak, örneğin biraz daha bilimsel kitaplardan bahsetmiştim veya daha ezoterik kitaplar var ki çok böyle nokta atışı ve çok derin bilgiler veriyorlar. O da böyle bir anda yenilip yutulmuyor ama hikaye üzerinden bir felsefeyi anladığımız kitaplar öyle değil. O yüzden çoğunu seveceğinizi umuyorum. Şu anda da bir arkadaşımın evinde kalıyorum ve kütüphanesinde aslında benim anlatmaya niyet ettiğim kitaplardan birkaç tanesini gördüm. Ve hemen aklıma bu videoyu çekmek geldi. Yine bazıları o yüzden yanımda var, bazıları yok. Hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız Shibumi. Shibumi kitabını ben lisedeyken okumuştum. Kitabın ana karakteri olan kişinin zihninin içerisi de çok vakit geçiriyorduk kitabı okurken diye hatırlıyorum. Ve bu kişi bir Japon oyunu olan Go oyununu oynuyordu ve çok net bir meditasyon pratiği vardı. Aynı zamanda mağaracılık yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu kitap biraz o meditatif zihne, o içsel disipline ve tantraya inisiyasyondu. Çünkü bir yerde tantradan da bahsediyor yani. Bu insanın aslında cinsel enerjisini kullanmakla ilgili kendini eğitmiş olduğundan da bahsediyordu. Uzun süre geçtiği için üzerinden çok detaylı hatırlamıyorum. Sadece enerjisel olarak ve hissiyat olarak bu kitapla hala rezone olduğumu hissediyorum. O yüzden de tavsiye etmek istedim. Çünkü hikaye olarak da epeyce bir sürükleyici olduğunu hatırlıyorum. Uzunluğuna bakmayın. Bence bir şans verin. Zaten dediğim gibi çok da az bilinen bir kitap değil. Sıradaki kitabımız Siddhartha. Siddhartha da bu yolculuklarda bir klasiktir. Aslında Buda'nın aydınlanma hikayesi olarak anlatılan anlatıdan ilham aldığı söyleniliyor, anlatılıyor.
tabii ki yani Buda dediğimiz kişinin hayat hikayesi hakkında da bir sürü farklı yorum var. O bir hakikati arama yolunda geçilebilecek içsel otantik bir yolculuğu anlattığı için, o tefekkür, meditasyon halini anlattığı için ve bu bir yolculuk üstünde olduğu için, ki zaten hemen hemen her kitapta bilirsiniz bir yolculuk vardır. Gayet tatlı bir kitap ve kısa da aynı zamanda. Mutlaka eğer bir noktada meditasyonla, yogayla, içsel yolculuk öğretilerinin biriyle yolunuz kesişiyorsa elinize almanızı tavsiye ediyorum. Sırada Parfümün Dansı var. Parfümün Dansı'na ben bayılıyorum. İngilizce orijinal ismi Jitterbug Perfume ve ben İngilizcesinden okumuştum. Eğer böyle bir nerdlüğünüz, inekliğiniz varsa onu da deneyebilirsiniz. Çünkü kitabın bir olayı da edebi olarak çok iyi bir kitap olması. İlk başta gerçekten zorlanmıştım ama öyle de çok keyif vermişti bana. Parfümün Dansı da yine aslında enerji dediğimiz şeyin nasıl çalıştığını, o eş zamanlılıkları, meditasyon, tantra, simya, elementler, bunlara dair bilgilerin harmanlanıp verildiği ve hikaye olarak da sürükleyen, merak ettirten ve derinliği olan bir kitap. Ben çok sevmiştim okurken. Şu anda okusam ne hissederim bilmiyorum ama yine enerjisi olarak bir yerde tınladığımı hissediyorum. Sonuna kadar sabretmenizi tavsiye ediyorum çünkü sonunda her şeyin bağlandığı yerler beni epey bir tatmin etmişti. Spoiler vermek gibi olmasın. Sıradaki önerim çok ama çok ana akım bir öneri olacak. Yani YouTube'da kitap önerileri 2024 yazmışsınız gibi. Cesur Yeni Dünya. Bence mutlaka okunması gerek diye düşünüyorum. Bu kitap o manevi yolculuğun da ötesinde, ondan ziyade bence dünyayı yeniden inşa ettiğimizi, hani yeniden tırnak içerisinde tabii ki, ama daha iyi bir dünyayı inşa etmek için vizyonumuzu geliştirme noktasında önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an olan bitene saymak, sövmek, bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek, iddia etmek, sistem kötü vesaire demek kolay ama okey, yerine ne vaat ediyoruz? O anlamda da aslında hani distopya diyebileceğimiz şeyler okumak aslında çok akıl kârı değil. Neden o senaryoları zihnimize bile sokalım? Biliyorsunuz Cesur Yeni Dünya'nın adının birlikte anıldığı birkaç kitaptan daha söz edebiliriz ya da öyle bir genel tarzdan, kategoriden söz edebiliriz. Onun içindeki diğer kitaplardan ben Cesur Yeni Dünya'yı ayırırım hep. Bana yine frekans olarak farklı bir yerden gelir. Zaten yazarı olan Aldous Huxley'nin başka bir kitabını daha öneriyor olacağım. Cesur Yeni Dünya'da alternatif bir gelecekten bahseder ve bu geleceğin içerisinde bir ana karakterimiz var. Türkçesinde Vahşi diye geçiyor sanıyorum. Ve bu karakter o tırnak içinde modern dünyanın içerisinde yaşamayan, herkesin bir yaratık, bir uzaylı gibi baktığı bir karakter. Ve o karakterin bir repliği vardır kitapta. Ben onu alıp bir defterimin arkasına yazmıştım. Yıllar geçti ve hala alıp açıp açıp okurum. Bu düzendeki insanlar sürekli kendilerini belli bir fiziksel, mental hallerde tutabilmek için dışarıdan böyle takviyeler, kendi içlerini zehirlese de kendilerini bir şekilde o diri tutan şeyler kullanıyorlar. Tabii ki Vahşi böyle bir şey kullanmıyor ve bir gün şöyle bir diyalog geçiyor biriyle arasında. Sen gerçekten hasta görünüyorsun. Mideni bozan bir şey mi yedin? Dedi Bernard. Başıyla doğruladı Vahşi. Uygarlık yedim. Ne? Zehirledi beni uygarlık. Kirlendim. Sonra da diyerek daha alçak bir sesle ekledi. İçimdeki kötülüğü yedim. Roman kategorisinden devam ediyoruz. Yine bir klasik simyacı. Simyacı da kısa, tatlış, romantik bir kitap. Yine yolculuk konseptli. Aslında o dışarıda yaptığımız yolculukların içsel yolculuklar oluşunu anlatıyor. Yolculuk, semboller, eş zamanlılıklar, evrenin, hayatın dilini konuşmak, bunlarla ilgili çok şey bizi o küçücük, kısacık kitapta bile inisiye ediyor. Ayrıca biraz teslimiyet konusu da işleniyor. Bence okumadıysanız mutlaka okuyun.
Bir kitabımız daha var ki bu kitap diğerleri kadar ana akım değil. Milattan sonra 2150. Bu aslında tam bir kanallanmış spiritüel ütopya, distopya diyebiliriz. Reenkarnasyon gibi, akaşik kayıtlar gibi, astral seyahat gibi konseptleri ve sürekli bu konuştuğumuz, bahsettiğimiz dünyanın geçiş yaptığı yeni bilinç seviyesi, düşük titreşim nedir, yüksek titreşim nedir, üçüncü boyut bilinci vesaire, bu konuları gerçekten somutlaştırıp anlayabileceğimiz bir hikayesi var. Bu kitaba karşı ne bir beklenti ne bir soğukluk hiç oluşturmak istemiyorum. Bence edinin, mutlaka okuyun. Yorumu kendiniz yapın. Zaten sararsa sarar, sarmazsa sarmaz. Yani bazı şeyler rezone olursa akacaktır, rezone olmazsa akmayacaktır. Fakat kesinlikle okuduğunuz diğer bütün bilim kurgulardan, distopyalardan, ütopyalardan, fantastik kitaplardan, filmlerden farklı bir enerjisi var bence. Bir sonraki romanımız Narsis ve Goldmund. Narsis ve Goldmund benim yine çok sevdiğim romanlardan bir tanesi. Çok karanlık zamanlarımın içerisinden geçerken okumuştum. Kafamın çok karışık olduğu bir ruhsal uyanış evresiydi. Benim doğrum ne, yanlış ne, spiritüel anlamda neye inanıyorum, neye inanmıyorum, kalp mi, zihin mi, akıl mı, beden mi falan, böyle bir hallerden geçiyordum. Bu kitapta aslında o iki ana karakter üzerinden bazı zıtlıkları bize anlatıyor. Hani çoğunlukla şöyle bir ayrım varmış gibi bir bilinçle karşılaşabiliyoruz ya. Spiritüellik ve maddi dünya, metafizik ve fizik, enerji ve madde. Bunlara işte bir madalyonun iki yüzü gibi baktığımız zaman o madalyonun yüzleriyle yüzleşmeleri böyle içinden geçirtmişti beni. Çok güzel bir cümle kurmadım ama anladınız artık. Ve bunların aslında ayrı olmadığı bilincine elbette ki günün sonunda gelmek kalbimin niyeti. Ama bu kitap öyle bir yerden geçerken bana çok iyi gelmişti, ışık tutmuştu. Zaten edebi anlatısı olarak da yine çok tatlı, içinde geçtiği ortam, çağ vesaire itibariyle de böyle beni görselleriyle, kitabın görselleri ne diye sorarsanız benim için var yani, niye diye sormayın. İçine aldığı enerji alanı, aurası diyelim, hoşuma gitmişti. Şimdi geldik son birkaç öneriye. Bunlar tam olarak roman değil ama başka kategorilere de kolayca koyabileceğim kitaplar değiller. Bir tanesi yine Cesur Yeni Dünya'nın yazarı olan Aldous Huxley'nin Algının Kapıları isimli kitabı. Bu kitabın olayı şu, bunun yazarı olan kişi bir gün meskalin alıyor. Meskalin bir etken madde, biraz algı boyutlarını değiştirebilen. Bu Meksika ile ilgili videomda biraz bahsetmiştim. Bazı Amazon ormanlarında ve o Amerika bölgesinde yetişen kaktüsler var. Şifa amaçlarıyla kullanılan, biraz algımızı değiştirebilen. Onların etken maddesi meskalin. Ben bir aralar bunlara çok sarmıştım. İşte psychedeliklere, bu plant medicine, bitki, şifacı rehber bitkilere diyeyim ve onların etkilerine. Ve bu kitabın ismi bir dizide ya da filmde karşıma çıkmıştı. Alıp okumuştum. Hem meskalin aldıktan sonra bir gün içerisinde yaşadığı deneyimleri paylaşıyordu. Sanki oraları okurken bir tık sıkılmıştım diye hatırlıyorum. Genel olarak Huxley bu konulara merak sarmış, kendiyle deneyler yapmış bir insan olarak görünüyor. Yani yazdığı kitaplara bakılırsa. Ama nasıl bir bilinç seviyesini bedenledi, nerelere gitti, hani o konuda ben kefil olamam. Yani üstad dediğim birisi değil benim için Huxley. 6-7 yıl önce okumuştum. O zamanki halimde böyle bir kafa açılmaları bana yaşatmıştı. Belki şu anda yaşatacak bir kitaptır. Yine bir elinize alın, inceleyin bakalım, çekiliyor musunuz derim. En sevdiğimi sona sakladım. Çünkü bu kitap benim hayat felsefem diye bir şey varsa onun içinde olan bir kitap gerçekten. Bunun da adını belki sıkça duymuş olabilirsiniz. Bu kitap aslında çok ince ve Toltek bilgelik kitabı olarak geçiyor. Yani yine Amerika coğrafyasından bir şaman diye hatırlıyorum. Don Miguel Ruiz. Ancak böyle olduğuna bakmayın.
bilinçaltı, inançlar, kök inançlar vesaire diyoruz ya, o yapının tamamını aslında şu kitabı okuyunca anlıyorsunuz ya da anlamamızın tohumları atılıyor diyebilirim. Kitabın en başında diyor ki bütün hayat bir anlaşmalar silsilesinden ibarettir. Her şeyle anlaşma yaparsın. Toplumla, sevgilinle, arkadaşınla, parayla, sözcüklerle anlaşma yaparsın. Eşyalarla anlaşma yaparsın. Ve bizim daha yüksek bir bilinç seviyesinden daha büyük bir farkındalık, idrakla yaşayabilmemiz için yapmamız gereken 4 anlaşmadan bahsediyor. En sevdiğim anlaşma da benim varsayım yapma anlaşmasıdır. Detaylarını anlatmayacağım. Okuyunca öğrenirsiniz. Evet, bu videoluk benden bu kadar. Bu kitaplardan hangilerini okudunuz veya hangilerini bu videoyu izledikten sonra okumaya karar verdiniz? Yorumlarda buluşalım lütfen. Ayrıca hali hazırda okuduklarınızla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa onları da yazmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi sorularınızı ve geri bildirimlerinizi bekliyorum. Öneriler serisinin devamı da gelecek. Bazen kitapların arasında filmler, diziler, belgeseller de ekliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Çok güzel bir yolculuk olsun. Bu kitaplarda yolculuğumuza katkı, ışık, genişleme, bolluk, bereket, idrak, anlayış, sevgi, şefkat, sabır, dirayet, canlılık getirsin. Amin. Görüşürüz.